gençler kimya adasısınız kimya ders kanalına hoş geldiniz gençlerim ne var ne yok evet günün ikinci videosunda karşınızdayım ve elektroliz ve korozyon üzerine konuşacağız şimdi de evet o zaman nerede kalmıştık test 62'de yani plakalarla kodlarsak ne oluyor Test Tunceli oluyor ve buradan da Tunceli'de yaşayan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza selamlarımızı gönderelim olur mu? Evet, herkese de başarılar diliyoruz. Şimdi arkadaşlar sayfa 128 ve 129 açalım soru bankamızdan. Hemen testimize başlayalım. Haydi bakalım ilk sorumuz gelsin. Evet, şimdi bizim elimizde ne varmış? Elimde bakır 2 klorür ve sodyum nitrat tuzlarının su çözeltileri varmış ve bunlar Aynı kapı içerisinde elektroliz ediliyormuş. Yani bir kabım mı var benim burada arkadaşlar? Şimdi demek ki e, burada aslında bakır klorür maddesi var. Sodyum nitrat maddesi var tabi bir de su çözelt deyince ortamda ne olması lazım su olması lazım öyle değil mi? Elektroliz demek kimyasal bir yöntem demektir ve elektroliz yöntemiyle biz ne yapabiliriz buradaki bileşikleri elementlerine dönüştürebiliriz. Şimdi burada bize sormuş ki anotta ve katotta ilk toplanan maddeler hangileridir? Şimdi benim burada öncelikle hangi iyonlarımızın olduğunu görmem gerekir. Şimdi bakın burada bakır klorür diyorum ya bakır klorür dediğim zaman aslında ortamda bakır artik iyonu ve klor eksi bir iyonu vardır. Bak bunu görebiliyorum. Peki başka ne vardır dersek? Sodyum nitrat deyince sodyum katyonu ve nitrat anyonu vardır. Bunu görebiliyoruz. Bir de su var ya su. Suda ne vardır zaten? Suda H artı iyonları ve OH eksi bir iyonları vardır. Şimdi bakın burada biz katyonları ayrı değerlendirelim. Anyonları ise ayrı değerlendirelim. Neden? Çünkü bakın şöyle ki aslında katyonlar Niye katyon zaten? Bunlar elektron verdiği için katyon. Şimdi bunlar verdiği elektronları tekrardan kazanarak aslında element olarak oluşmak isterler. Yani aslında katyonlar ne yapmak ister? İndirgenmek ister. Yani katyonlar burada indirgenir. İndirgenmek demek aslında elektron alma işlemidir. Evet. Yani zamanında kaybettikleri elektronu aslında elektrik enerjisiyle kazanmak istiyorlar. Şimdi elektron alma işi deyince zaten bu nedir? Aslında indirgenme diyoruz. Ama şimdi bakın Burada biz elektron verme eğilimlerini vermiş görüyor musunuz? Şimdi sodyum var, hidrojen var ve bakır artikiyonu var. Şimdi burada sodyumun elektron verme eğilimi büyükse, bak elektron verme konusunda sodyum daha fazlaysa, elektron alma konusunda kim daha fazladır? Tabii ki bakır artikiyonu fazladır. O zaman ne olur? Gençler katyonlar tabii ki yani buradaki mesela bakır artikiyonu ne yapar? katotta indirgenir. Çünkü indirgenme olayı nerede olurdu? İndirgenme olayı katotta olur değil mi? Evet bunu söylemiştik zaten daha önce. Bir kere daha hatırlatalım. Kimya yazıyorduk hatırlarsanız. Katotta indirgenme, yükseltgenme de anotta. Bu kural değişmiyor. Elektrolizde de aynı, pillerde de aynı. O yüzden ne olur? Bakır artı iki elektron olarak aslında bakır katısına öncelikle ulaşır. Önce zaten bakır artı iki bakıra ulaşır. Ondan sonra sırada hidrojen gelir. H artta hidrojen gazına dönüşür. Nerede bunlar? Katotta. O zaman önce kim olur dersek önce tabii ki bakır e, burada birikir diyoruz. Peki anotta ne olur? Anotta da 3 tane adayımız var. Ya klorür, klor gazına dönüşecek. Ya arkadaşlar görüyorsunuz ki OH. Buradaki OH ne biliyor musunuz? OH aslında oksijen gazına dönüşmek ister. Şimdi aslında burada yükseltgenme olacak arkadaşlar. Anyonlar ne yaparlar? Onlar da elektron vererek yükseltgenmek isterler. Peki hala zaten burada elektron verme eğilimine göre baktığımız zaman kim daha büyük? Evet, klorürün görüyorsunuz ki elektron verme eğilimi daha fazla. Kime göre? OH'a göre ki nitrat gibi, e, fosfat gibi çoklu iyonlar hiçbir zaman burada oluşamıyor. Onu size söyleyelim. Onlar yerine kim oluşur? Sudaki hidrojen, e, sudaki oksijen gazına dönüşür OH'ımız. Peki o zaman burada bakarsak hani klorla e, ee, OH ve nitrat arasında bakarsak tabii ki klorürün elektron verme isteği daha fazla olduğu için ki bazı zaten burada elektron verme olayı oluyor, oluyor. Ee, biliyorsunuz ki yükselt deyince. O zaman ne oluşacak tabii ki burada? Burada arkadaşlar anotta da klor gazı elde ederiz öncelikle. Evet o zaman evet anotta klor gazı. Katotta bakır katısı cevapta ne geliyor tabii ki E seçeneği geliyor şeklinde biz bunu değerlendiririz. Evet şimdi ikinci sorudayız. İkinci soruda Hoffman voltametresi ile gençler biz suyu elektroliz ediyormuşuz ve anot ve katotta toplanan gazların hacimleri toplamı 39 cm3. Şimdi biz Hoffman voltametresi ile suyu elektroliz edebiliyoruz. Peki su nasıl elektroliz edilir? Şöyle olur. Bakın H2O molekülünü enerjiyle, elektrik enerjisiyle parçalarız. Kime parçalarız? Hidrojen gazına, ve de oksijen gazına parçalarız. Ama tepkimeyi denkleştirelim istersen. Bakın burada ne olacak? 1 bölü 2 koyacağız değil mi buraya? Çok önemli burası. Evet şimdi normalde arkadaşlar burada hani bunlar gaz zaten biliyorsunuz ki. Gazlar aslında kat sayılarına göre hacimde değil mi? Hani böyle mol gibi böyle hacim kıyaslaması yapabiliyoruz aslında. Bakın 1'e karşılık yarım. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hani V litre oksijen gazı birikirken aslında 2V litrede bu durumda hidrojen gazı birikir. Değil mi? Bunu görebiliyor musunuz? Neden? Çünkü katsayısı sayısı 1 olandan 2V, katsayısı sayısı yarın olandan da V litre olmuş olur. Toplamda baktığımız zaman hani 2V artı V'den toplamda 3V'lik bir gazımız var. E bu toplam 39 cm e, santimetre küpse. O zaman V buradan ne gelir? 13 gelir. Evet. Ya yani o zaman ben buradan şunu anlıyorum aslında. 26 litre hidrojen gazı birikiyor. Çünkü 2V'ye kadar birikmişti. O zaman V litre yani 13 litre de oksijen gazı birikiyor. Bak bunu görebiliyoruz. Peki acaba kim nerede birikir? Şimdi bakın burada H zaten değil mi? Burada H2O'da. Oksijen eksi 2. Bak ne oluyor aslında? H iyonları elektron alarak hidrojen gazına gelmek istiyor, öyle değil mi? Yani ki bu indirgenme olayı indirgenme nerede olur? Katotta olur. O zaman demek ki biz katotta kimi elde ederiz? Katotta hidrojen gazını elde ederiz. Ne kadar elde etmiştik zaten? 2V kadar. Yani 26 litre olarak. Bunu görmüştük. Peki anotta ne olur? Anotta yükseltgenme olur. Orada da sudaki e, oksit iyonları ne yapacak arkadaşlar? Oksijen gazına gelirken elektron verecek. Evet. O zaman ne olur bu durumda tabii ki görüyorsunuz ki arkadaşlar. Ve burada da yükseltgenme olduğu için bakın eksi 2'den sıfıra bir yükseltgenme var. Yükseltgenme olduğu için de anotta biz oksijen gazını buluruz. Ne kadar buluruz? 13 litre buluruz. Bana ne sormuş? Anotta toplanan gaz ve hacmi. Evet anotta toplanan gazımız oksijen ve 13 santimetre küptür diye ben bunu söyleyebilirim. Evet geldim 3'e. Şimdi aşağıdaki tabloda verilen bilgiler doğru ise başına doğru yanlışsa y yazılacaktır demiş. Buna göre acaba burada bir tabloyu doldurmak için öğrenciye hadi bakalım yardımcı olmaya çalışalım. Şimdi ne diyor biz arkadaşlar bakalım. Elektroliz hücresinde kimyasal enerji elektrik enerjisine mi dönüşür? Hayır arkadaşlar. Bu tam tersi. Bu pillerde olur. Pillerde kimyasal enerjiyi biz elektrik enerjisine çeviriyoruz. Burada tam tersi. Burada biz elektrik enerjisini kullanarak buradan kimyasal enerji elde ediyoruz. O yüzden bu ifademiz yanlış oldu. Tam tersi olacak yani. Elektroliz tepkimeleri istemsiz redoks tepkimesidir. Doğru. Piller istemli. Çünkü E0 değeri sıfırdan büyük. Biz buradan dışarıdan bir enerji vermiyoruz. Ama elektrolizin olabilmesi için bizim sisteme enerji vermemiz lazım. O zaman demek ki elektroliz tepkimeleri istemsizdir. O yüzden bu ifademiz de doğru gelir. Devam edelim. Galvanik bir hücredeki demiş tepkimeyi ters çevirmek için yani elektroliz yapmak için Hücre potansiyelinden daha büyük bir potansiyelde uygulanma yapmak gerekir demiş. Evet şimdi mesela bir tane tepkime yazalım isterseniz. Galvanik bir hücre yani pil tepkimesi yazalım. Arkadaşlar mesela çinko artı bakır artı iki diyelim. Evet bu pil tepkimesi. Çinko yükseltgeniyor ve bakır da indirgeniyor. Buradaki bizim e, pilimizin potansiyeli arkadaşlar e, 1.10 volttur tamam mı? Eğer ben dışarıdan bu sisteme... 1.1 volttan daha büyük bir enerji atıyorum. 1.5 voltluk bir enerjiyi sağlarsam, verirsem. Ne olur o zaman biliyor musunuz? O zaman bu tepkime tersine döner. O zaman bakın anot katota katot anotu döner. Yani tepkime şöyle olur. Zn artı 2'den bakıra artı ve bakır artı 2 Zn. Yani... Anot katota katot anota döndüğü için bu olay artık arkadaşlar hani istenmeyen bir olay aslında gerçekleşmiş oluyor enerji sayesinde yani ne yaptık pilin potansiyelinden daha büyük bir potansiyeli bunu uygulayarak sistemi tersine çevirmiş olduk elektroliz yapmış olduk o yüzden bu da doğru geldi hadi bakalım devam edelim ne diyor galvanik bir ücretin, kadot, e, hücrenin katotunda indirgenme elektroliz hücrenin katotunda yükseltgenme meydana gelir hayır arkadaşlar bu kuralımız değişmiyor. İsterse galvanik hücre olsun, isterse elektroliz hücresi olsun hiç fark etmez. Kimya yazıyorsunuz. Bakın kimya şaşmayalım arkadaşlar kimyadan. Çok önemli. Katotta indirgenme olur, yükseltgenme de anotta olur. Evet yani bu değişmeyen bir kural. O yüzden bu ifademiz olmadı. Yanlış doğru doğru yanlış bakıyorum ki D ben burada işaretliyorum. Geldik 4'e. Şimdi erimiş kalsiyum klorürün diyor. 10 amperlik bir akım kullanılarak 9.65 saat elektroliz edilmesi sonucunda Katotta kaç gram kalsiyum metili birikir diye sormuş. Erimiş diyor yani ortamda su yok. Yani bu sul çözelti değil. Ne var içerisinde bakarsak kalsiyum klorürre. Kalsiyum klorüre bakarsak arkadaşlar ortamda kalsiyum +2 iyonu ve klor eksibiyonu şeklinde bunlar ortama iyon bırakır. Şimdi bakın arkadaşlar burada zaten diyor ki kalsiyum ne kadar vardır diye sormuş. Hani klorü düşünmene gerek yok. Bak ne olur? Ortamdaki kalsiyum +2 iyonları elektron alarak kalsiyum metaline dönüşür. Bu olay bakın artı 2'den sıfıra indirgenme olayı. İndirgenme nerede olur? Katotta olur. O zaman ben ne yapıyorum zaten? Katotta kalsiyum metalini elde ediyorum. Şimdi ben o zaman devreden geçen elektronun molünü bulursam kalsiyumun miktarını bulurum. Peki onu nasıl bulacağım? Bak şimdi devreden geçen bize Akımı vermiş ve zamanı da vermiş görüyorsunuz ki bizim burada bir tane formülümüz var. Çok çok değerli bir formül. Bunu mutlaka bilmek zorundasınız arkadaşlar. Neydi formülümüz? Q eşittir I çarpı T. Ki fizikten de bilirsiniz aslında bu formülü diye düşünüyorum değil mi arkadaşlar? Şimdi bak Q burada klomp cinsindendir zaten. I akımdır amperdir. T de zaten zaman ama saniye birim bak bu çok önemli. Şimdi burada arkadaşlar Q'yu ben klomp olarak bulacağım ama akım ne kadar verilmiş? 10 amper verilmiş. Zaman 9.65 saat yalnız. Şimdi saati ben 60 ile çarparsam dakikaya bulurum. Bir de 60 ile çarparsam saniye bulurum. Yani olay bu. Şimdi bu kadar yük geçiyor devreden ama klomptur cinsi. Ben burada çarpmayacağım tabii ki. Bunu en uygun şekilde yazmak istiyorum. Şöyle ki bakın. 6 kere 6 36. Yani şöyle ki 36 çarpı 9650 şeklinde ben bunu yazabilirim. Tamam bak bu kadar klomp devreden geçiyormuş yük olarak. Şimdi ben neyi biliyorum yalnız? 1 faraday demek 96500 klomp demektir. O yüzden çarpmadım aslında birazdan çünkü sadeleştirebileceğim. 1 faraday demek aslında aynı zamanda 1 mol demektir. Yani devreden aslında 1 mol geçerse bu aslında 96500 klomp demektir. Tamam mı? Unutmuyorsunuz bunu. Evet. Peki devreden ne kadar yük geçmiş? 36 çarpı 9650 kulompluk yük geçmiş. O zaman bu kaç mol elektronun yüküne eşittir diyoruz. O zaman içler dışlar çarpımından ne yapacağız tabii ki? Ben burada arkadaşlar soru işaretini istiyorum. Soru işaretiyle çarptığımızda paydayı yazacağım o zaman. O zaman burada x dediğimiz şey ne olur? 36 çarpı 9650 bölü 96.500 oldu. Evet bak şimdi buradan sadeleştiriyorum bak 1'e karşılık 10 36 bölü 10'dan 3.6 mol elektron yani bakın devreden geçen elektronun aslında burada neyini buluyoruz aslında biz molünü bulduk. Şimdi bakın kas sayısı 2 olandan ne kadar var demek ki 3.6 mol varmış evet devreden geçen elektronun e, buradaki molü bu peki o zaman kalsiyum kas sayısı 1 buradan ne kadar kalsiyum birikir 2'ye 1 ise o zaman 1.8 mole karşılıkta 3.6'dır yani 1.8 mol kalsiyum birikiyor şimdi olayı artık mol problemine döndü. Arkadaşlar kaç gram kalsiyum birikir diye sormuş. Evet, zaten 1 mol kalsiyum kaç gramdı? Bak burada vermişiz zaten. 40 gram. Evet. Ee, ne kadar birikti? 1.8 mol birikti. O zaman bu kaç gramdır? Ee, 1.8 x 40'tan ne olur? 72 gram kadar kalsiyum birikir katotta. Evet geldik 5'e. Sıvı alüminyum klorür bileşiğinin elektrolizinde Katotta 10.8 gram alüminyum metil toplanıyor. Buna göre acaba toplanan diyor anottaki toplanan klor gazının hacmi nedir? Şimdi arkadaşlar bakın olay şu. Ortamda alüminyum artı 3 iyonları var. Bir de klor eksi 1 iyonları var tamam mı? Şimdi alüminyum artı 3 iyonları ne yapacak tabii ki? 3 elektron alarak katotta indirgenerek alüminyum katısı olarak çökecek. Peki ne kadar alüminyum birikiyormuş? Görüyor musunuz? 10.8 gram. Hemen tabii ki bunun molünü bulacağız. Evet. 1 mol e, alüminyum 27 gram. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Eniştir M bölü MA da yapabilirsiniz aslında. Evet. 10.8 gramı ne yapacağım? 27'ye böleceğim. Evet. Buradan ne olur? Ee, tam 4 katı olsa 108 olur. O zaman demek ki burada 0.4 mol. Evet. Demek ki e, alüminyum 0.4 mol birikiyor. Peki devreden ne kadar yük geçiyor? Bak 1'e karşılık 3. Görüyor musunuz? O zaman 0.4 mol alüminyum birikiyorsa demek ki devreden 1.2 mollük bir yük geçiyor. Bu kadarlık bir yük geçmiş oluyor diyebiliriz. Peki arkadaşlar bir de ne var? Klor eksi bir iyonları var. Bunlar ne yapmak ister? Bunlar da klor gazına yükseltgenmek ister. Evet ki yükseltgenme nerede olur? Yükseltgenme arkadaşlar anotta olur. Yani anotta ben ne buluyorum? Klor gazını buluyorum. Peki devreden ne kadar elektron geçiyordu? Bak görüyor musunuz? 1.2 mol elektron geçiyor. Yani klor gazı e, oluşabilmesi için iyonları devreye 1.2 mol elektron versin. O 1.2 mol elektronu da alüminyum artı 3 alsın. Mantık bu. Peki bakın 2'ye karşılık 1.2 ise 1'e karşılık ne olur? 0.6 mol klor gazı birikir. Evet. Bizden ne soruyor şimdi arkadaşlar? Bizden sorduğu şey şu. Bu gazın diyor normal koşullar altındaki hacim nedir? E zaten en eşittir V bölü 22,4 dediğimiz bir formülümüz de vardı biliyorsunuz ki değil mi? Her bir gazın çünkü normal şartlar altında 1 molünün hacmi 22,4 litreydi. O zaman 0.6 mol eşittir. V bölü 22,4 dersem içler dışlar çarpımından da 13.44 gelir. Evet C olarak ben bunu da işaretlerim. Evet geldim arkadaşlar 6'ya. Şimdi 6. soruda elimizde erimiş Bakır 2 bromür var görüyorsunuz ki sabit bir akımla 9.65 dakika elektroliz edilmesi sonucunda katotta 19.2 gram bakır metali birikiyormuş. O zaman diyor ki buradan diyor elektroliz devresinden geçen akımın şiddeti acaba kaç amperdir diye sormuş. Arkadaşlar bu sefer soruyu tersten sormuş. Ortamda ne var? Bakın şimdi ortamda bakır artı 2 iyonları var. Bir de brom eksi 1 iyonları var. Brom eksi bir iyonlarını düşünmeme gerek yok. Çünkü zaten burada bakır için soruyor. Bakır artı 2 iyonları ne yapar? Elektron alarak bakır katısına dönüşür. Nerede? Katotta indirgenerek. Bunu ben böyle yazabilirim. Şimdi bakın burada demiş ki bize 19.2 gram demiş. Evet bak hemen 19.2 gramı mole çevireceksin. Çünkü molden biz ancak bu işlemi yapabiliriz. Şimdi 1 mol bakır ne kadarmış kütlesi? 64 grammış. O zaman 19.2 gram ne olur? E, 192 olsa 3 katıydı. Yani o zaman 0.3 mol. Evet yani elinde 0.3 mol'luk bakır birikiyor. Peki devreden ne kadar yük geçiyor? Bakın 1'e karşılık 2 o zaman 0.3 mol bakıra karşılıkla devreden demek ki 0.6 mol elektron geçiyor. Evet bu kadarlık demek ki devrede elektronun molü var. Evet elimizde bu kadar mol var. Peki bu acaba kaç klomptur? Hemen buna bakalım isterseniz. Zaten neydi? 1 mol elektron deyince aslında biliyorsunuz ki 96.500 klomp demiştik değil mi? Evet bu önemli bunu bilmemiz lazım. Evet 1 faraday 1 mol elektron o da 96.500 klomptur. Ama devreden ne kadar geçiyor? 0.6 mol elektron geçiyor geçiyor. Acaba bu kaç klomptur? Çarpmayalım gene. Şöyle bırakayım. 6 çarpı 9650 klomp olur mu? Evet devreden bu kadarlık yük geçiyor. Evet. Peki şimdi benden ne istemiş? Benden akımı istemiş. O zaman Q eşittir. I çarpı T formülünü uygulayacağız tabii ki. Ben artık Q'yu biliyorum. Ne kadar geçiyor? 6 çarpı 9650 klompluk bir elimde yük var. Eşittir. Ben akımı istiyorum. I istiyorum. Çarpı T. 965 dakika yalnız. Bak dakikayı ne yapacağım? 60 ile çarparak saniyeyi bulacağım. Evet bak zaman 965 çarpı 60 saniye olmuş olur. Bakın şimdi çarpmamın sebebini anladınız mı arkadaşlar? Olay çok güzel oldu. E bu durumda bak 965 şuna gider 10 kalır. E 60 eşittir. 60 I ise I da buradan 1 gelir. Yani akımımız 1 amper olur. Cevap da bu durumda B seçeneğimiz gelir deriz. Geldik 7'ye. Seri bağlı elektroliz kaplarından birinde bakın iki tane kabımız varmış arkadaşlar. Birinde kalsiyum klorür. Yani kalsiyum klorür demek kalsiyum artı 2 ve klor eksi 1 iyonlarının içeren bir e, yapı demektir. Diğerinde ise arkadaşlar ne varmış? Diğer sıvıda ise e, e, gümüş klorür. Yani ortamda gümüş artı 1 ve Q-1 iyonları vardır tabii ki burada. Şimdi bunları biz elektroliz ediyoruz. Yani seri bağlı devler olay nedir biliyor musunuz? Buradan ne kadar yük geçerse aynı yük buradan da geçiyor. Olay bu. Yani değil mi? Bu çok çok değerli bir bilgidir. Bunu bileceğiz. Ve buna göre aslında bir maddenin bir kısmında ne birikirse diğer maddenin hangi bölgesinde ne birikeceğini anlayabiliyoruz. Şimdi demiş ki bize burada soruda. Ee, kalsiyum klorürün bulunduğu kabın ee, katotunda 2 gram kalsiyum birikiyormuş. Bak şu kapta kalsiyum 2 grammış. Yani aslında burada ne olur? kalsiyum artı iyonları İki elektron alarak kalsiyum katısına dönüşür değil mi? Yani indirgenme olur. O kabın katısında indirgenme olur. Birinci kabın katısında kalsiyum birikiyor. Peki arkadaşlar kaç grammış? 2 grammış. Şimdi arkadaşlar hemen burada molden yürüyeceksiniz zaten. Çünkü bize demiş ki acaba gümüş klorürün bulunduğu kabın katısında ne kadar gümüş metali birikir diye soruyor. Şimdi o zaman hemen burada arkadaşlar molden yürüyeceksiniz. Ee, en eşittir en bölü ema yapacaksınız tabii ki. Kalsiyumun molünü bulmamız lazım. 2 gram bölü eması 40 Evet. Bak buradan ne gelir zaten? E, 2 bölü 40 yani 1 bölü 20 mol gelir. Evet. Bak bu kadar kalsiyum birikiyorsa o zaman bak kas sayısı 2 görüyorsunuz ki 1'e e karşılık 2 ise 1, 20, 1. 1 bölü 20 mol'e karşılıkta 1 bölü 10 mol. Yani 0.1 mol devreden demek ki elektron geçiyordur. Şimdi buradan 0.1 mol'lik elektron geçiyorsa aynı yük buradan da geçmek zorunda. Arkadaşlar orada ne oluyor? Orada da şöyle bir şey oluyor. Bu ikinci kabın katotunda da şu olur. Gümüş artı iyonları da elektron alarak gümüş katısına gelmek ister tamam mı? Peki ne demiştik? Elektronun mol sayısı 0.1 moldu. Evet kas sayısı 1 zaten görüyorsunuz ki. 0.1 mol'luk madde birikiyor buradan. Evet e, o zaman ne olur? E, 1'e karşılık 1. O zaman 0.1 mol'e karşılık 0.1 mol'luk gümüş birikecek değil mi? Evet o zaman şimdi biz 0.1 mol'luk gümüşün neyini bulacağız artık? Miktarını bulmak istiyoruz. E, e neymiş eması? 108'miş. O zaman e, 1 mol gümüş olsaydı aslında elimizde. E, 108 gram birikirdi. Ama elimde 0.1 mol olduğuna göre kaç gramdır bu? 10.8 gramdır. Yani cevap da bu durumda B seçeneğimiz olur deriz. Geldim 8'e. Şimdi 8. soruda arkadaşlar elimize bir düzenek var görüyorsunuz ki elektrokimyasal bir hücre verilmiş. Bakın ne olmuş aslında standart bir pil. Bakır elektrotunu 1 molarlık bakır artı 2 iyonları çözeltisine daldırıyoruz. Yine çinko elektrotu ise 1 molarlık çinko artı 2 iyonları çözeltisine daldırıyoruz. Hemen ben bunu arkadaşlar ne yapayım? Anot ve katot Analizini yapayım tabii ki ve pilin potansiyelini bulmaya çalışayım olur mu? Evet şimdi bakın ne yönlü verilmiş? Bakır artı iki bakır indirgeniyor. Çinko artı iki çinkoya indirgeniyor. Arkadaşlar burada öncelikle anotu bulmamız lazım biliyorsunuz ki. Ne yapıyorduk? Hani E 0 değeri eğer indirgenme yönü yazılırsa küçük olan anottur. Daha aktif oluyor çünkü. Eğer yükseltgenme yönü verilseydi E 0 değeri büyük olan anotlu diyorduk değil mi? indirgenme yönü verilmiş. O zaman E0 değeri küçük olan daha aktif oluyor burada. Yani o zaman çinko anot olmuş olacak. O zaman anot tepkimemiz şu olur arkadaşlar. Çinkonun yükseltgenmesi değil mi? Çünkü anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olması lazım. O zaman bu tepkimi eksi ile çarpacağım öyle değil mi? Yani şöyle olacak demek ki. Çinko arkadaşlar çinko artı 2 artı 2 elektrona yükseltgenecek ve e0 değerimiz bu durumda eksi 0.76'yı eksi çarparsak 0.76 volt olacaktır. Evet bunu böyle yazdık. Ve katot tepkimesi de indirgenmenin olduğu tepkime ki zaten bakır artı 2 direkt indirgemiş. O zaman ne olur bakır artı 2'yi aynen yazıyorum. 2 elektronla topluyoruz ve bakır katısına gelecektir. Ve E0 pil değeri de burada 0.34 volt olacak öyle değil mi? İkisini toplayalım bakalım pilin potansiyelini bulalım arkadaşlar. O zaman ne olur bakın çinko katısı artı bakır artı 2 iyonları suda evet sonuç olarak arkadaşlar bu de denge tepkimesi görüyorsunuz ki çinko artı 2 iyonları suda artı bakır katısı yazıyoruz. Ve buradaki E0 pil değerimiz ne olur? Bakarsanız 0.76 artı 0.34'ten 1.10 volt. Yani bu pil dışarıya 1.10 voltluk bir enerji veriyor. Ama ben ne yapıyorum buna? buraya bir voltmetre yerine üreteç bağlıyorum. Yani bir bir başka pil bağlıyorum ve burada zıt yönde bağlayınca ve üzerine de 1.2 voltluk bir gerilim uygulayınca ha bak bizim pilin verdiği arkadaşlar enerjiden daha fazla bir enerjiyi biz buraya verirsek o zaman sistem tersine döner. Ne olur biliyor musunuz? Ben bunu komple eksi çarpacağım. Şöyle bir şey olacak o zaman arkadaşlar. Sistem şuna dönecek. Çinko artı 2 artı bakırdan evet Bakır artı iki artı çinko'ya dönecek. Yani o zaman ne olacak? Çinko artı +2 indirgeniyor, bakır yükseltgeniyor. Yani yükseltgenme nerede oluyordu? Yükseltgenme arkadaşlar anot'ta olur. O zaman birinci kap artık katot yerine anot gibi davranır. İkinci kapta da artık katot yerine ano, e, anot yerine arkadaşlar bu sefer katot yerine, e, gibi davranır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani olay ilk başta başlangıçta birinci kap katottu, ikinci kap anottu. Tam tersine döndü. Çünkü neden? Pilin verdiği enerjiden daha fazla enerjiyi biz o ortama vermiş olduk. Şimdi buna göre hangisi doğrudur? Çinko anot bakır katottur tam tersi olmadı. Dış devreye elektronlar çinkodan tarafına verilir. Hayır arkadaşlar elektron nereden gider? Her zaman anottan katoda doğru akar biliyorsunuz ki. Elektronlar bakırdan çıkacak bu sefer. O yüzden bu ifademiz de yanlış oldu. Devam ediyorum arkadaşlar ne demiş? C'ye geçelim ama D'ye bakalım. İkinci kapta yükseltgenme meydana gelir. Hayır ikinci kapta katotta indirgenme olur. Çinko artı iki çinkoya dönüşecek. İndirgenme olacak. Bu da yanlış olacak tabii ki. Tuz köprüsündeki katyonlar birinci kaba. Bakın tuz köprüsündeki katyonlar nereye giderdi? Katota giderdi ki. Katot kimdi? İkinci kabımız. O yüzden bu da yanlış. Peki ne demiş? Birinci kapta C şıkkını okuyorum. Zamanla bakır artı iki iyonları derişimi artar. Evet ne olur? Bakır bakır artı ikiye dönüşüyor. Yani bu durumda ne yapar tabii ki? Bakır artı 2 iyonları miktarı arttığı için derişimi de artar. O yüzden cevap da bu durumda C seçeneği gelir deriz. Geldim 9'a. Şimdi aşağıdaki sistemde zamanla kaşığın demiş gümüş metal ile kaplandığı gözleniyor. Arkadaşlar burada bir kaplamacılık yapacağız tabii ki. Biz neyi ka e, kaplıyoruz? Kaşığı kaplıyoruz. Kaşık o zaman nedir biliyor musunuz? Neyi kaplıyorsak arkadaşlar e, onu biz katot yaparız. Yani eksi yüklü bir elektrottur orası arkadaşlar. Onu söyleyelim. Katotta ne olur? İndirgenme olur? Evet. Yani o zaman şöyle bir şey oluyor aslında. Buradaki gümüş artı bir var ya. Gümüş artı 1 iyonları arkadaşlar elektron alarak burada gümüş katısı olarak çökecek. Kimin üzerine çökecek? Kaşığın üzerine çökecek. Peki ama buradaki gümüş artı 1 iyonlarının dengelenmesi için ne olması lazım? Burada bir anot olarak bir başka gümüş metali e, bağlıyoruz. Bu da ne yapar tabii ki? Gümüşten gümüş artı biri yükseltgenerek ki anotla yükseltgenme olur ortama gene gümüş artı bir vermeye devam eder. Ve bu şekilde gümüş artı bir dirilişimiz sabit kalır. Ve ne demiş? Buna göre hangileri doğrudur demiş. Ne diyor şimdi? İndirgenme yükseltgenme tepkimesinin meydana gelmiştir. görüyorsunuz katotta indirgenme anotta da yükseltgenme meydana geldi. Evet bu doğru geldi şimdi. Gümüş elektrot anot kaşık ise katottur. Onu söylemiştim bakın. Gümüş elektrotun anot olduğunu, kaşığın da katot olduğunu söylemiştim. Doğru. Çözelti gümüş artı iyonları derişimi zamanla azalır mı? Hayır. Burada ne oluyor bakın arkadaşlar? Burada indirgeniyor ama tekrardan buradan kaynaktan geldiği için gene 1 molarda sabitleniyor. O yüzden bu ifademiz yanlış olur. Cevap da 1 ve 2 yani C seçeneğimiz gelir deriz. Geldik 10'a arkadaşlar. Şimdi demiş ki metal, metalleri demiş. Korozyondan korumak için. Şimdi metaller günümüzde en çok kullandığımız değil mi malzemelerdendir. Pek çok yerde bunu görürüz ve korozyon demek aslında onun aşınmasıdır değil mi? Mesela demirin paslanması gibi örnekler verilebilir. Şimdi burada acaba korozyondan korumak için neler yapabiliriz? Bir, tabii ki metali boyayabiliriz. İki, başka bir metalle kaplayabiliriz. Evet, galvanize etmektir aslında diğer ifadesi bunun. Üçüncüsü arkadaşlar, kurban elektrot kullanırız. Yani onun yerine başka bir daha aktif olan metali kullanarak yanında onun korozyona uğramasını sağlayabiliriz. E, diğer metali koruyabiliriz bu şekilde. Hava ve su ile temasını sağlamak değil arkadaşlar. Hayır. Eğer öyle olursa daha kolay korozyona uğrar. Halbuki boyayarak aslında biz ne yapıyoruz? Hava ve su ile temasını da engellemiş oluyoruz. O yüzden buradaki dördüncü öncülü alamam. Ama 1-2-3 uygundur. Cevap da bu durumda D seçeneğidir deriz. Geldim 11'e. Şimdi arkadaşlar demiş ki saf suyun elektrolizi ile ilgili demiş. Acaba hangileri doğrudur? Şimdi saf suyu biz ne yapıyoruz elektrolize derken hatırlayalım. H2O'yu arkadaşlar H2 gazına ve oksijen gazına dönüştürüyoruz. Evet tabi ki 2 hidrojen 1 oksijen olduğuna göre şuraya benim 1 bölü 2 yazmam gerekir. Şimdi bak ne oluyor aslında? H2O'ya baktığınız zaman hidrojen artı 1 oksijen eksi 2. Yani şöyle bir şey oluyor. H artı iyonları elektron alarak hidrojen gazına geliyor ve H artı iyonları aslında burada indirgeniyor dolayısıyla arkadaşlar indirgenme nerede olur? Katotta olur. Demek ki biz katotta kimi buluruz? Hidrojen gazını buluyoruz. Evet, bunu ben anlamış oldum. Pekala. O zaman anotta kim buluyoruz? Orada da zaten bakın sudaki oksit iyonları aslında elektron vererek ortama oksijen gazına doğru ne yapar arkadaşlar? Yükseltgenirler. Evet. dolayısıyla bu nerede olur dersek arkadaşlar bu tabii ki yükseltgenme olayı anotta olur. Evet. O zaman anotta biz oksijen gazını elde ederiz. Peki e, oksijen gazı açığa çıkar. Birinci öncülümüz doğru geldi. Peki katotta toplanan gazın hacmi anottakinin iki katı mıdır? E bakalım şimdi katotta zaten kim toplanıyordu? Hidrojen gazı birikiyordu. Anotta kim birikiyordu? Orada da oksijen gazı birikiyordu değil mi? Evet bunu biliyorum zaten. E kas bakarsak bakın bu kas sayısı 1'e yarım. Dolayısıyla bakın arkadaşlar hani bunu kas sayıları aslında onların mollerin ifadesidir. Aynı zamanda gaz olunca hacimlerin ifadesidir. Yani yarıma karşılık V litre e, oksijen gazı dersem 1'e karşılık da 2 V litre hidrojen gazı derim. O zaman demek ki katot toplanan hidrojen gazının hacmi anottakinin 2 katı olmuş oluyor. Bu da doğru gelir. Peki katotta H indirgenmesi gerçekleşir ki ben bunu yazmıştım bakın görüyorsunuz ki H indirgenir. Bu doğru. Cevap da doğru. Cevapta 1 2 3 yani E seçeneğimiz gelir. Geldik dersimizin son sorusuna. Arkadaşlar elimizde kalsiyum flürür ve gümüş klorür tuzlarının su çözeltilerini biz almışız ve aynı kapta elektroliz ediyormuşuz. Bakın ben burada bir sürü zaten görüyorsunuz ki ee, ne vermişiz? Elektron alarak indirgenmelerini vermişim ben burada. Değerler vermişim aslında burada. Buna göre acaba hangilerinin doğru olduğunu sormuş bize. Şimdi ne yapacağız burada şimdi arkadaşlar? Şimdi ben burada elektroliz ediyorum ya. Şimdi öncelikle ben aslında burada şöyle bir şey yapayım. Elektron arkadaşlar burada alma yönüne göre zaten ben bunu sıralarsam aslında sıralayabilirim. Bakın e 0 değerlerini sıraladığım zaman büyükten küçüğe elektron alma potansiyellerine göre sıralamış oluyorum. Peki burada kim daha büyük? Bakın görüyorsunuz ki burada aslında bakarsınız flor daha büyük. Ondan kim daha büyük? Klor daha büyük. Ondan kim büyük? Oksijen büyük. Ondan kim büyük? Gümüş artı bir iyonları büyük. Ondan kim büyük? Arkadaşlar e, Haşar yonları ve en küçük de zaten burada kalsiyum artı iki. Bakın zaten elektron almaya göre yaparsam metaller en sona kalmak zorundaydı değil mi? Şimdi ben burada arkadaşlar bir ne yapacağım zaten? Bu iyonları tabii ki burada elektrolize edeceğim öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar burada aslında öncelikle katyonları ayrı düşünelim. Katyonlar ne yapar? Bakın katyonlar gümüş var. haşar var ve kalsiyum artı var. Değil mi? Bunları görebiliyorsunuz. Bunlar ne yapmak ister? Bakın gümüş artı bir elektron alarak aslında gümüş katısına gelmek ister. aynı Aynı şekilde H artı elektron olarak hidrojen gazına gelmek ister. Bunu yazabilirim. Aynı şekilde arkadaşlar kalsiyum artı iki elektron olarak kalsiyum katına gelmek ister değil mi? Bunları yaşamak isterler. Ama burada kim daha önce olur? E zaten burada elektron alma işi yani indirgenme olayı bunlar hep katotta meydana gelir. E o zaman demek ki burada indirgenme potansiyeli yani elektron alma potansiyeli büyük olan kimdir? Gümüştür. O zaman önce kim birikecek burada? Katotta arkadaşlar öncelikle gümüş birikecek. Bunu ben böyle söyleyebilirim. Evet o zaman şimdi katotta ilk toplanan madde gümüştür. Evet doğru. Hatta üçüncü öncüle bakalım. Katotta ikinci sırada ise hidrojen gazı birikir. Çünkü neden? Gümüşten sonra sırada haşartı var. Haşartı ne yapar? Elektron olarak hidrojen gazına dönüşür. O zaman bu da doğru gelir. Peki anotta ilk toplanan oksijen gazı mı? Şimdi bak buradaysa arkadaşlar bakın bunları ben sıralayacağım değil mi? Şimdi burada elektron e, burada arkadaşlar hani biz burada elektron almaya göre sıraladık ya ama ortamda ne var? Ortamda oksit iyonu var. Yani oksijen eksi 2 var. Başka ne var? Klor eksi 1 var. Başka ne var? Başka flor eksi 1 var. Bunlar ne yapar? Bunlar elektron vermek ister. Yani şöyle bir şey olur. Oksit aslında ne yapmak ister? Elektron vererek yükseltgenmek ister arkadaşlar. E bu durumda aslında buna tam tersine bakmamız lazım. Hani elektron almaya göre değil de elektron verme eğilimine göre bakarsak aslında biz burada kim büyüktür? E tabii ki bu durumda oksit daha büyüktür. Kimden? Klordan. O da kimden? Flordan. Neden? Çünkü bakın şurada sıralamaya baktık ya. Hani sıralamada elektron ver, alma konusunda flor daha büyükse verme konusunda da bu durumda oksit daha fazladır. O zaman bu durumda önce kim birikir dersek elektron verme konusunda yani yükseltgenme konusunda büyük olan oksijen gazı birikir. O zaman demek ki anotlu da kim birikiyor tabii ki arkadaşlar? Oksijen gazı birikir diyoruz. O zaman tabii ki burada 1 2 3 hepsi doğru olduğu için ben burada cevabı da E seçeneği olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlar Umarım anlamışsınızdır. Elektrolizle alakalı bir test yaptık. Test Tunceli'yi bu şekilde bitirmiş olduk. Evet günün ikinci videosuydu bu. Şimdi ben iki saat sonra günün üçüncü videosu yani test 63'ü yani test Şanlıurfa'yı kanala yüklemek istiyorum. Ama tabii ki sizden de ricam var. Lütfen siz bu testi yapar mısınız ben bu kanalı yüklemeden önce? Yani siz eğer önceden bir çözerseniz... Sonradan bu videoyu izlerseniz daha bir verim alırsınız diye düşünüyorum elektrolizden ki elektroliz bizim mutlaka ve mutlaka böyle soru beklediğimiz bir konudur. Gençler hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hedefimiz full. Görüşmek üzere. <laughs>